Pop Art'ın babası, dünyanın en büyük yıldızlarını bir konserve kutusu çorbayla aynı kefeye koyan biri. Patlıcan Burun. Bir gün herkesin 15 dakikalığına meşhur olacağını iddia eden ve iddiasında haklı çıkan biri. Kendi tabiriyle aseksüel bir birey. Ölüler diyarını bir saate yakın dolaşıp geri gelebilen biri. Dünyaca ünlü atölye The Factory'nin ev sahibi. Bu hafta Andy Warhol'dan masallar bizimle. Well, there's not very much to say about you. Who is the best known and most controversial artist in America today? Andy Warhol, that's who. I have something more important to talk about. I can't stand my pimples. Andy Warhol'dan masallara girmeden önce güzel yorumlarınız, like'larınız için çok çok teşekkür ederiz. Kanalımızın abone sayısı gitgide artıyor ve inanın bu bize daha iyisini yapmak için motivasyon oluyor. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarla konuştuk. Bu kadar güzel destek alırken, bu kadar güzel yorumlar alırken biz de arkadaşlarımıza bir hediye yapabilir miyiz diye. Bu bölüme özel üretilmiş sadece 4 adet Andy Warhol'a da bir saygı duruşu niteliğinde. Bu palyaço Donald Trump Coca-Cola kendilerini yaptım ben. Ve bunlar birer edisyon, 4 farklı renk bu şekilde. Yorumlardan en beğendiğimiz 4 tanesine kanal yönetimi ulaşacak ve bunları gönderecek. Lütfen bu çam sakızı çoban armağanı hediyemizi kabul edin deyip masalımıza başlıyoruz. Warhol's arrival at his London gallery is like a royal progress. The enfant terrible become grand old man of modern art. Andy Warhol 6 Ağustos 1928'de Amerika, Pensilvanya, Pittsburgh'da Çekoslovak göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Çocukluğundan itibaren bir takım sağlık sorunları olsa da bu sağlık sorunlarına ismen ulaşmak pek mümkün değil. Ama ve lakin fiziksel görünümüyle alakalı bir takım sıkıntılar var. Neredeyse vitiligodan bütün vücudu kaplanmış diyebileceğimiz kadar beyaz bir ten, koca bir burun ve utandıkça da burnu kızaran bir çocuk. Tabii ömrü billah da aynı Frida örneğinde de olduğu gibi arkadaşları tarafından zorbalığa uğruyor bu sebepten dolayı. Utangaç bir çocuk, içine kapanık bir çocuk. Bu yüzden de okuldaki lakabı Patlıcan Burun Andy. Bizim Patlıcan Burun Andy bunu o kadar dert ediyor ki hayatının ilerleyen kısımlarında da hayatının çeşitli dönemlerinde çektirdiği vesikalıklarda kendi kalemiyle burnunu çok büyük bulduğu için burnunu kenarlardan çizgilerle birazcık daha ince gösterdiği, kaşına gözüne bir takım kalemle müdahaleler yaptığı bir takım fotoğraflar bulunuyor özel eşyaların arasında. Kendi görüntüsünü hiç sevmemesine rağmen ve plastik aşkına rağmen ve estetik sevdasına rağmen ve etrafını ömrü billah hep estetik mağdur insanlarla donatmış olmasına rağmen kendi ömrü boyunca hiçbir zaman bıçak altına yatmıyor. Pittsburgh'da Carnegie Institute of Technology'den mezun olduktan sonra 50'ler gibi, 50'lerin başı gibi New York'a, sanat dünyasına ticari bir ressam olarak giriş yapıyor. I ran out of ideas. Profesyonel kariyerinin başlarında dergiler için illüstrasyon yapmak için yola çıkıyor. Sanatını ticaretin emrine vermek istiyor. Ve ilk büyük siparişini Harper's Bazaar dergisinin editöründen alıyor. 100 illüstrasyonluk bir sipariş. Ama ve lakin tabii ki her sanatçı gibi onun da yolları çok düz değil, biraz dikenli. Hatta o dönemki maddi durumundan bahsettiği güzel bir mektup var. Yine sanatçı mektupları kitabımıza başvuracağız. Bunu sizle paylaşmak istedim. Harper's Bazaar dergisinin fotoğrafçısı ve yardımcı editörü Russell Lines ondan bir biyografi istiyor dergide yayınlamak için. Andy Warhol da güzel bir biyografi yazıyor. Güzel bir biyografinin yanına da şöyle küçük güzel bir mektup iliştiriyor. Merhaba Bay Lines, çok teşekkür ederim. Biyografik bilgi 2 nokta üst üste. Hayatım 1 liralık posta kartını bile dolduramaz. 1928'de Pittsburgh'da doğdum. Parantez içinde oradaki herkes gibi bir çelikhanede. Carnegie Teknik'ten mezun oldum. Şimdi New York'ta kara fatmaların cirit attığı bir daireden diğerine gezip duruyorum. Andy Warhol. Bu da onun o dönemki ekonomik durumu hakkında yeterince bilgi veriyor bize. Tabii illüstrasyonları yapmaya başladıktan sonra yıllardır da hayalini kurduğu mesleğe girmiş olmanın verdiği o şevkle o kadar güzel şeyler üretiyor ki birbirinden renkli, birbirinden güzel illüstrasyonlarla hemen fark ediliyor. Ardı ardına çok iyi moda dergilerine, çok güzel sanat dergilerine illüstrasyonlar yapmaya başladığı kariyeri yavaş yavaş onu kapağa doğru itiyor. Çok güzel kapaklar yapıyor. Tam bu noktada bir tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Benim sahip olduğum ve en sevdiğim Andy Warhol kitabı. Andy Warhol'a dair
komple ne kadar telifli, lisanslı iş varsa hepsini bu kitaptan bulabilirsiniz. Şahane bir külliyattır. Biraz büyük bir şey. Ama ve lakin içerisinde Andy Warhol'un kariyerinin başından itibaren reklamcılık da dahil olmak üzere sanatçılığına kadar bütün işlerini bu güzel külliyatta bulabilirsiniz. Şöyle nefis de bir kitaptır. Üzerinde şöyle yine Harper's Bazaar için moda adına çizdiği bir takım illüstrasyonlarla böyle bezenmiş. Şahane bir kitaptır. Nereden bulabiliriz diye sorarsanız ben bunu 2018 civarında yine Minoa'dan almıştım. Şu anda bulabileceğinizi zannetmiyorum ama sipariş edebilirseniz bulunabilir diye düşünüyorum. Bu kitabı size niye gösterdim? O kadar fazla illüstrasyonu var ki zaten kitabın kalınlığından da anlayabilirsiniz. Yani baştan sona Andy Warhol'un işleri var. Burada o dönem yani sanatçılığından önceki sanatını ticaretin emrine verdiği ve kapak çizdiği ve illüstrasyon çizdiği dönemlere dair her türlü işi bu kitapta bulabilirsiniz. Şimdi Andy Warhol bu dergilere illüstrasyon çizmekten, kapak çizmekten nasıl bu kafalara geldi, nasıl bu sanat işlerine girdi? Birazcık ondan bahsedeceğim. Yani bireysel olarak, artist olarak kendini nasıl pazarlamaya karar verdi? Yine birazcık geriye dönelim. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Rusya ile birlikte en büyük rollerden bir tanesini oynayan Amerika, savaş bittiğinde süper güç olarak anılmaya başlıyor ve savaştan maddi olarak inanılmaz güçlü bir şekilde çıkıyor. O kadar ki zaten temellerini tüketim üzerine kurmuş, inşa etmiş Amerika, dünyada üretilen her iki üründen bir tanesini üretmeye başlıyor. Tabii o dönem kurtuluşun bilim, sanat ve teknolojide olduğunun da farkındalar. O yüzden bir taraftan kapitalizm ateşine odun atmak istiyorlar, bir taraftan da bu anlamda ülkeyi güçlü bir konuma getirmek istiyorlar. Yani Amerika versiyon 2.0 için çalışmalara başlıyor. Tüketim çılgınlığı başlıyor, alım gücü artıyor, üretim zaten Amerika'da. Bütün bunları satmak için ne yapmak lazım? Pazarlama, reklam. Tabii Andy Warhol da akıllı tüm diğer sanatçılar gibi içerisinde bulunduğu dönemi çok çok iyi okuyup çok çok iyi analiz edebilen biri. Amerika'nın tüketim üzerine kurulu bir toplum olduğunun farkında ve kendi işlerinin de bu doğrultuda ilerlemesi gerektiğinin farkında. Yani sanatını konumlandıracağı bir yer arıyor o esnada ve bunu fark eder fark etmez diyor ki tam isabet. You know, with all the cable television in New York, there's like you turn on your TV and there's like 50 stations. And you could just turn from station to station and you never get tired and there's so much to see. Andy Warhol'a göre gündelik hayatta herhangi bir obje sanatının konusu olabilir. Ve grafik kökenli olmasından dolayı çok daha seri üretim yapabileceği, parayı da çok seven bir adam olarak bunun altını çiziyorum. Parayı aşırı seven bir adam ve sanatını tamamen buraya kanalize ediyor. I don't want to talk about men wearing makeup and perfume. I don't want to talk about New York fairies and hairdressers. I have something more important to talk about. Bu da tabii seri üretim yapabileceği tekniklere yönlendiriyor onu. Ne gibi? Serigrafi gibi. Serigrafi tekniği nedir diyecek olursak, bir kasnağın içerisine bir ipek gerdiğinizi düşünün. O ipeğin içerisine bir kimyasal sürülüyor ve daha sonra resim düzlemine geçirmek istediğiniz desenin negatifi oraya bir ışıkla pozlanıyor. O pozlama esnasında boyanın o kısımları zayıflıyor ve daha sonra siz bunu silerek ve temizleyerek o boyanın içeriden o deliklerden geçmesini sağlıyorsunuz. Yani ipek kısmın belli bir kısmı boyalı, belli bir kısmı geçirgen oluyor. Daha sonra o ipek kasnağı resim düzleminin üzerine yatırıyorsunuz ve rakle dediğimiz bir elle tutulur şöyle rahatça böyle bir spatula gibi bir şey marifetiyle boyayı da içeriye döküyorsunuz ve onu böyle boydan boya çekerek resim düzlemine desenlerinizi geçiriyorsunuz. Serigrafi tekniği kabaca budur. Şimdi serigrafi tekniğinde en bilinen eserlerinden 20. yüzyılın da Mona Lisa'sı olarak kabul görmüş Marilyn Monroe eserinden bahsetmenin tam vakti. Çünkü 62'de Marilyn Monroe ölüyor. Marilyn Monroe. Loveliest of the lovely. Golden girl of Hollywood. Andy Warhol'da popüler olan her şeye duyduğu aşk gibi Marilyn Monroe'ya da çok büyük bir aşk ve hayranlık besliyor. Onun ölümüne çok üzülüyor ve onun muhteşem bir serigrafi portresini yapıyor. I'm so pleased Dorothy's taken an interest in you. Bu resim öylesine ilgi görüyor ki 20. yüzyılda
en fazla para ödenerek alınmış resim oluyor. Bu yüzden 20. yüzyılın Mona Lisa'sı oluyor. Kolay kolay kırılamayacak bir rekorla 195 milyon dolara alıcı buluyor. Marilyn Monroe's image hung over the auction. Müzayedede 195 milyon dolara alıcı buldu. Bu eserleri ortaya koyarken Andy Warhol'un nasıl bir motivasyonu vardı? Andy Warhol'a göre her şey sanata konu olabilirdi ve siz bir ünlü de olsanız her şey satılıktı, her şeyin bir fiyatı vardı. Ve bir şişe Coca-Cola gibi, bir şişe konserve çorba gibi, Marilyn Monroe gibi ne olursa olsun kategori bağımsız her şey tüketilebilirdi. Yani insanlar tıpkı bir şişe kolayı içip bitirip çöpe atar gibi bir ünlüyü de sonuna kadar tüketip çöpe atabiliyordu. Şimdi Marilyn Monroe çoklamalarından bahsedelim. Dikkatimizi çeken bir şey var. Genellikle Andy Warhol'un bize sorgulatmak istediği şey şuydu. İlk Andy Warhol'un Marilyn Monroe portrelerinde kontürler, hatlar, renkler son derece belli ve yavaş yavaş çizgiler titremeye başlıyor, renkler etkisini kaybetmeye başlıyor. Sanki o serigrafik hasna yavaş yavaş arızalanmış gibi yavaşça tükeniyor, siyah beyaza düşüyor ve gidiyor. Coca-Cola şişelerinde de bunu görebiliriz. Yani bize tüketim çılgınlığıyla alakalı ya da tüketime dair bu refleksleri sorgulatmak da amacı. Yaptığı Marilyn Monroe portresinden sonra sanatta da şöhreti iyice yakalayan Andy Warhol, arkadaşı Gerard Malaga ile bir istişare yapıyor ve diyor ki artık güzel bir atölyeye ihtiyacımız var. Daha sonra beraber New York kazan, onlar kepçe, tam 1,5 ay boyunca New York'u dip bucak dolaşıyorlar. Andy Warhol'un atölye bakış açısı da farklı. Çünkü farklı bir vizyonu var. Yani içinde filmler çekmek istiyor, resimler yapmak istiyor, büyük alanları olan, yüksek tavanlı bir yer istiyor. Ve buldukları yer eski bir şapka fabrikasından arta kalan metruk bir yer. Ama Andy Warhol girer girmez buraya aşık oluyor ve burada yaratıcılığını besleyebileceğini ve geliştirebileceğini düşünüyor. Ve diyor ki tamam, The Factory burasıdır. Ve The Factory bu şekilde kuruluyor. Fabrika çok hızlı açılıyor. İçeride filmler çekiliyor, resimler yapılıyor, boyalar atılıyor, dökülüyor, saçılıyor. Muhteşem bir üretim var. Ama aynı zamanda 24 saat yaşayan yer olarak sürekli içeride de bir takım partiler var. Tabii Andy Warhol'un sanatçı misafirleri oluyor, sanat dünyasından çok güzel insanlar geliyor. Beraber üretim yapıyorlar, sanat konuşuyorlar, tartışıyorlar. Üretim tüm hızıyla devam ediyor. Ama ve lakin bütün ziyaretçiler Andy Warhol'un istediği profilde değil. Tabii ki gönül ister ki her ziyaretçisi Jean-Michel Basquiat gibi onunla beraber yoldaş olsun ve muhteşem üretimler yapsınlar. My hair is a mess. Just take these little things out here. What are they? Red Lint. Ama ne yazık ki o dönem New York'ta ne kadar alkolik, uyuşturucu bağımlısı, junkie varsa hepsi partilemek için The Factory'nin içerisine doluyor. Aslında Andy Warhol'un da işine geliyor. Çünkü uyuşturucudan ve alkolden neredeyse kendini kaybetmek üzere olan bir takım profilleri sanatına konu ediyor. Videolarını çekiyor, fotoğraflarını çekiyor. Kendi çektiği sıra dışı filmler için onları model olarak kullanıyor filmlerinde. Bu ziyaretçilerin arasında değinmek istediğim iki kişi var. Bunlardan bir tanesi Jean-Michel Basquiat. İkinci bölümde Jean-Michel Basquiat'ı anlatırken beraber atölye paylaştıklarını ve neler yaptıklarını anlatmıştık. Bir tanesi de Valérie Solanas isimli radikal bir feminist. Bu kadın öyle bir kadın ki erkek ırkının komple ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyor ve Erkekleri Doğrama Cemiyeti Manifestosu diye de bir manifestonun yazarı. Şimdi bu Andy Warhol'un atölyesine uğradığı zaman diğer arkadaşlar gibi üretim yapacağım kılığı altında oraya giriyor. Valérie Solanas Andy Warhol'un ilgileneceğini düşünerek ona yazdığı bir script getiriyor, bir senaryo getiriyor. Andy Warhol'a bunu takdim ediyor. Gel zaman git zaman Andy'yi yakalıyor yine Factory'nin içerisinde. Diyor ki Andy, yazdığım senaryoyu okudun mu? Daha sonra Andy senaryoyu okumadığını belirtiyor ve daha sonra o zaman skriptimi geri ver diyor. Ama script de ortada yok. Senaryo okumamış, script de ortada yok. Valérie Solanas buna çok ciddi bir şekilde kuruluyor ve bir sonraki gelişinde paltosunun cebine sakladığı bir tabancayla Andy Warhol'un kalbine bir el ateş ederek Andy Warhol'u vuruyor. Gayet ünlü olan ve göz önünde olan biri olarak Andy Warhol'un vurulduğu ve öldüğü haberleri ortalığa yayılmaya başlıyor. Aşağı yukarı yarım saat ölü kaldıktan sonra doktoru artık son çare göğsünü komple yarıyor, kalbini çıplak eliyle tutuyor ve kalbine eliyle masaj yaparak Andy Warhol'u hayata getiriyor. Yani ölüler diyarında bir tur attıktan sonra Andy Warhol dünyaya geri geliyor. It's a pistol shot. Did he change your life?
No. Just... Şimdi Valeri Solanas'ın onu vurmasıyla alakalı iki tane teori söz konusu. Bunlardan bir tanesi, erkek ırkından bu kadar nefret eden ve egosu çok yüksek bir kadın olarak sen nasıl benim yazdığım senaryoya bakmama cüretini gösterebilirsin? Nasıl okumama cüretini gösterebilirsin gibi egosantrik bir durumdan dolayı kurulduğu ve vurduğu söyleniyor. Kimi de zaten şu erkekleri doğrama cemiyeti manifestosunun yazarı olarak dünyanın o dönem en meşhur sanatçısı olarak kabul edilen erkek bir sanatçıyı öldürerek aslında şöhrete kısa yoldan bir bilet almak istiyor. Koyu feministler dünyasında. Skandalı da, partisi de, ziyaretçisi de bitmeyen Factory, fabrika bu olaydan sonra ne yazık ki kapatılıyor. The Factory'nin sonu oluyor bu olay. Şimdi Andy Warhol'dan bahsedip Marilyn Monroe'larından bahsettik. Biraz da Soup Can'lerinden, Campbell Soup Can'lerinden bahsetmemiz lazım. Aynı mantıkla çoklu üretim tekrar üretiyor bunları. The Velvet Underground için yaptığı muhteşem işler vardır. Yani Andy Warhol'u tanımlarken onun en imza işleri bunlardı diyebiliriz. Tabii bir taraftan da kendisi bir pop artist olarak dünyanın en popüler psikanalisti Freud'dan da ilham alıyor. Nasıl? Freud'un bir sözü var. Diyor ki, bir fotoğraf çok dramatik, hatta pornografi seviyesinde dramatik dahi olsa ona sürekli baktığınızda anlamını yitirir. O yüzden o dönem Amerika'da bir ambulans kazası oluyor. Ambulans kazasının fotoğrafları gazetelere, her yerlere yayılıyor. Andy Warhol o dönem için Amerika adına çok travmatik olan bu olayı, o ambulans fotoğrafını, ambulansın içinden insan cesetleri falan çıkmış, çok ciddi kötü bir fotoğraftır o. O fotoğrafı da çoklayarak anlamını yitirene kadar gerçekten çok az bilinen ama çok enteresan, karanlık bir işe imza atıyor. Bu seride birkaç bu tip işi de var. Yani Andy Warhol dediğimiz zaman sadece renkli, heyecanlı, hareketli, tüketilebilir, çok güzel grafiklere sahip işler olduğunu düşünmeyin. Kendisi gerçekten sanatın sorgulatma görevini çok iyi anlamış ve bunu izleyicisine çok iyi aktarmak için ant içmiş biri. Andy Warhol'la alakalı en imza işler bunlar, ama ve lakin kendisinin filmcilik kariyerine de biraz girmemiz lazım gibi düşünüyorum. Bunlardan bazılarını, sadece isimlerini vereyim. Siz içerideki narkotik ve alkolik durumdan da yola çıkarak nasıl filmler olabileceğini düşünün. Onları burada gösteremeyiz. Bunlardan bazıları 1963 yapımı The Kiss, Birthday Party, Blowjob, Eat gibi böyle bir takım, Holy Hall gibi böyle bir takım enteresan filmleri var. Ama ve lakin daha sonra birazcık daha sanat yapmalıyım diyerek zannediyorum. Birazcık daha The Sleep diye bir film çekiyor. The Sleep filmi mesela sevgilisinin 6 saat boyunca uyuduğu bir film. Bu sefer çok uzun filmler yapmaya başlıyor. The Empire diye bir filmi var. The Empire States binasına kamerayı kilitleyip 8 saat boyunca Empire States çekiyor. Ama ve lakin benim kendisini ve sanatını çok iyi anlattığını düşündüğüm, akademideyken bize gösterilen çok sevdiğim bir filmi vardır. Bu da The Fast Food isimli bir filmdir. Filmin orijinali yanılmıyorsam 4 dakika 43 saniyelik bir film. Hatta daha sonra Andy Warhol'un namına yakışır şekilde Burger King bu filmi alıp bu filmin içerisinden 45 saniye kesip Eat Like Andy diye bir reklam filmine dönüştürmüştür bunu. Hatta kendi adıma da şöyle etkilenmiştim. O zaman tabii 18-19 yaşlarında bir gencim. Bir klasik bir Burger King'den bir Whopper menü, bir hamburger, bir şey yerken hamburgeri ısırdınız. Hamburgerin kenarları sivrildi. O sosun kabını açıp o sosa onu bandırarak yiyordu. Bir iki ısırık alıp bırakıyordu ve merhaba ben Andy Warhol, az önce bir hamburger yedim diye biten bir filmdi. Ama ve lakin ben de o filmi izledim beridir hamburgeri Andy Warhol gibi yerim. Şimdi de Andy Warhol'la alakalı izlemeniz gerektiğini düşündüğüm filmlerden 3 tane film, bir tane belgesel vereceğim. Bunlardan bir tanesi I Shot Andy Warhol. 1996, bu Solanas'ın onu vurma hikayesiyle alakalı ve Andy Warhol'un ölümden direkten dönüşüyle alakalı bir filmdir. En azından birer kare posterlerini bulabilirsek buraya koyalım. Bir tanesi Sienna Miller'ın başrolünde oynadığı The Factory Girl. Bu da fabrikayı atölye olarak nasıl bir yer olduğunu anlamamız için bize yardımcı olacak bir film. En azından bir fikir sahibi olabiliriz. Hatta burada Eddie Sedgwick'i Sienna Miller oynar. Şahane bir filmdir. Guy Pearce da Warhol canlandırır. Ve son olarak da The Andy Warhol Diaries. Netflix'te hala güncel olan çok güzel bir belgesel. Bir mini dizi, bir mini seri. Bunları izlediğinizde Andy Warhol hakkında gayet rahat bir şekilde muhabbet edecek kadar bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Andy Warhol 22 Şubat 1987 yılında girdiği bir pankreas ameliyatından çıkamıyor ve vefat ediyor.
Daha sonra onun cinsel tercihleriyle alakalı üzerine gitmek isteyen, basınla onu didiklemek, incelemek isteyen insanlarla arasına aseksüelim şeklinde bir açıklama yaparak mesafe koymasına rağmen onun AIDS'ten öldüğünü iddia ediyorlar. Daha sonra Times dergisi çok yakın zamanlarda biz dünyaca en ünlü belki de sanatçımızı nasıl bir pankreas ameliyatından sağ çıkaramadık konulu bir otopsi araştırmasına giriyor. Andy Warhol'un zaten 15 senedir pankreas ile alakalı sorunlarla boğuştuğunu, hatta bunun ırsi bir sorun olduğunu ve babasının da Andy Warhol'un doğduğu yılda pankreasını aldırmak zorunda kaldığını öğreniyoruz. Yani Andy Warhol gerçekten bir pankreas rahatsızlığı yüzünden aramızdan ne yazık ki ayrılıyor. Sanatıyla, skandallarıyla, yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla 58 yıl boyunca gerçekten sanata çok büyük bir hizmet vermiş müthiş bir adamdan bahsettik. Şimdi birazcık hangi sanatçı nerede kovalanırdan bahsedelim. Şimdi Andy Warhol kovalayacağız, Andy Warhol görmek istiyoruz. Bunun için Amerika'ya mı gitmemiz lazım? Hayır, Amerika'ya gitmeniz falan lazım değil. Ben kendim Andy Warhol'u Amerika dışında, İngiltere'de, önce Tate London'da, daha sonra Tate Liverpool'da takip ettim, buldum. Daha sonra hatta burada şeyini saklarım, kataloğunu saklarım, biletimi saklarım. Daha 2021'de Berlin'de Charlie's Checkpoint diye bir yerde kalıyorum, çok merkezi. İkinci Dünya Savaşı Utanç Müzesi'nin yakınlarında bir yerde. Orada çok ünlü bir müze vardır, güzel bir müze vardır, Griffith's Bau. Oraya bir girdim, şans eseri içeride Andy Warhol'un ve yanında Roy Lichtenstein var, Keith Haring var. Bunlara rastladım. Sizden ricam, genç arkadaşlarıma bir ricam var. Lütfen yolunuz Avrupa'ya düştüğünde gerçekten etrafınızdaki sanat organizasyonlarını, galerilerini bir araştırıp orada ne var ne yok, o dönemin sanat gündemini bir bulun, bir bakmaya çalışın. Çünkü gerçekten hangi sanatçıyla nerede karşılaşacağınız pek belli olmuyor. Yani ilk Banksy'lerimi kovaladığımda, ilk Banksy'lerim Hollanda'da, Amsterdam'da benim karşıma çıktı. Van Gogh ziyaret etmek için müzeler bölgesine gidiyordum. Kafamı bir çevirdim, MoCA Müzesi'nde hem de Banksy ile Dali. Müzeyi ikiye bölmüşler. Yarısı Banksy, yarısı Dali. Hayatım boyunca en mutlu olduğum, en heyecanlandığım anlardan bir tanesiydi. Tabii daha sonra Londra'da, orada burada kendisinin peşine düştüm ama sizden ricam, lütfen gittiğiniz yerlerde muhakkak sanat organizasyonlarını kovalayın. Yani şahane bir rave partide elinizde 5 renk kokteyl, gömlek buraya kadar açık, rave partinin en şaşalı köşesinde bir fotoğraf vermek yerine o 15-20 euroyu ben olsam, eğer bir hakkım varsa 15-20 euroyu kullanmak için, güzel bir sanat organizasyonunda bu sanatçılarla tanışmak için kullanırım. Bu da benden nacizane bu programın sunucusu olarak küçük bir tavsiyedir. Şu anda Andy Warhol Türkiye'de. Biz şu anda bu çekimi yaparken Andy Warhol İstiklal'de, AKM'de. Kaçımız biliyoruz? Kaçımız gittik? Benim, şükürler olsun, benim ekip tamamen hepsi burada. Hatta şimdi burada söyleyeyim, ayıp olmasın, biz beraber gittik, ekipçe gittik. Çok teşekkür ederim. Çok da güzeldi. Biz kanal olarak bu tip organizasyonlara beraber gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü hep beraber gelişmeye ve değişmeye devam ediyoruz. Sizden ricam, eğer kuvvetle muhtemel bu video yayına girdiğinde yayında olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama lütfen sanat organizasyonlarını takip edin. Bu arada AKM mükemmel olmuş. Fiziksel olarak gerçekten çok güzel bir salon. Tamam, bakımsızlıktan dolayı başına her şey gelebilecek durumdaydı ama şu an son geldiği durumla beraber AKM çok güzel olmuş. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür edelim. Önümüzdeki bölüm, kuzeninin çizdiği karikatürlere imrenerek karikatüre başlayan biri. Çok ünlü karikatür dergilerinde önce karikatürist olarak başlayıp daha sonra bu dergilere genel yayın yönetmenliği yapmış biri. Herkesin onu daha çok karikatürist olarak tanımlamasına rağmen aslında birbirinden güzel modern heykelleriyle Avrupa çapında bir modern heykel sanatçısı. Guinness Rekorlar kitabında da teyitli şekilde dünyanın en büyük karikatürünün sahibi. Kimilerine göre ise Türk karikatürü için gerçekten yaralayıcı işler yapmış biri. Siyasetin en rahat eleştirildiği dönemlerde Türkiye için imza bir iş olan Plastip Show'da çok ciddi ve çok büyük bir rol almış bir sanatçı. Önümüzdeki bölüm Türk karikatürü için çok çok önemli bir isim, bir modern heykeltıraş, sürpriz bir konuk bizlerle beraber olacak. Sapiens sizi çok seviyor, siz de Sapiens'i sevin, Sapiens izlemeye devam edin.